7 Şubat 1932 yılında Eskişehir'de doğdum. Ve Eskişehir'de evlendim, Eskişehir'de iş kurdum. Halen Eti Şirketler Grubu'nun onursal başkanıyım. Efendim benim ailem Yunanistan'dan 1924 yılında mübadele ile Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'ye göç ettikten sonra göçleri sırasında bir Firuz Bey'in yardımları olmuş kendilerine. Firuz Bey'in yardımları olduğu için de burada ben doğduğum zaman benim ismimi Firuz koymuşlar. Buraya geldiklerinde ilk önce Adapazarı'nda bir toptancılık yapmaya çalışmışlar. Fakat daha sonra bir geldikleri zaman, Eskişehir'e bir seyahatle geldikleri zaman burada çok büyük bir ziraat, bir buğday ziraatı olduğunu görmüşler. Eski değirmenciliklerinden dolayı da Eskişehir'de değirmen kurulabileceğini görmüşler. Ve Eskişehir'e yerleşmeye karar vermişler. Un fabrikası kurmuşlar iki kardeş ve çok çalışmışlar. Tabii muhacirliğin vermiş olduğu bir mücadele gücü var. Bütün varlıklarını terk etmişler. Gönülcene de buraya gelmişler yeni bir dünya kurmak için. Ve mesela babam vardiya tutarmış un fabrikasında. Amcam daha ziyade ticaret tarafı güçlü bir insan olarak satışlarla ilgilenmiş ve çok çalışmışlar. Ben hatırlıyorum. O zaman tabii değirmenler varmış. Sadece taşlı değirmenle başlamışlar. Daha sonra makineleri satın almışlar. Vaslı değirmene geçmişler. O zamandan beri 1925'lerden beri Eskişehirli burada yaşıyoruz. Bütün aile Eskişehirli oldu. İstanbul'da ilişkilerimiz olmakla beraber Eskişehirli olmaktan gurur duyuyoruz. Küçüklüğüm yani ben hiç, varlıklı bir insanın, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Yani hiçbir zaman hayatımda sıfırdan başlayan bir başlangıcım olmadı. Ama çalışkan bir çocuktum ve gerçekçi bir çocuktum ve ailem, annem, babam beni yetiştirmek için çok çok gayret ettiler ve beni o zaman tabii şehirler arası gidip gelmek o kadar kolay değildi. Galatasaray Lisesi'ne verdiler. Galatasaray Lisesi'nden ben 1951 yılında mezun oldum ve ondan sonra da İsviçre'ye gittim. İsviçre'de İsviçre Cenevre Üniversitesi'nde işletme tahsili gördüm. Sonra gelince un fabrikasında çalışmam önerildi. Fakat amcamın iki tane oğlu vardı. Bir tanesi benden 15 yaş büyük, bir tanesi 6 yaş büyük. Onlarla beraber küçük bir müessesede benim istikbalim ne olur diye düşündüğüm zaman fazla bir ümit bağlayamadım. Ve kendi işimin olmasını ben mutlaka istedim. Allah razı olsun, babam da anlayış gösterdi ve bana biraz yardım etti. Ama yardımı yeterli olmadığı için Sanayi Kalkınma Bankası'ndan da 300 bin liralık bir kredi alarak küçük bir fabrika kurduk. Tabii büyük endişeler içerisindeyim çünkü çok büyük rakipler var ve biz de hepsi İstanbul'da, bisküvicilik orada gelişmiş, biz de Eskişehir'de bisküvicilere başlıyoruz hiçbir şey bilmeden. Ve tabii korkuyorsunuz, yani endişeleniyorsunuz. Ve o zaman şunu yaptık biz, korkudan belki. Dedik ki biz bu müesseseyi Eskişehir'e mal etmeyi düşünmeliyiz. O zamanlar herkes kurdukları şirketlere soyadlarına verirlerdi. Kılıcıoğlu, işte Zeytinoğlu vesaire vesaire. Biz dedik Firuz Kanatlı'yı hiç zikretmeyelim. Firuz Kanatlı'nın sahibi olduğunu bile kimse bilmesin. Bunu biz Eti gıda olarak, Eti bisküvi fabrikası olarak lanse edelim. Ve hiçbir yerinde ne kağıtlarında ne kutuların üzerinde benim ismim yazılmadı. Bu tevazudan mıydı yoksa
güzel bir taktik miydi onu bilmiyorum. Fakat Eskişehir bunu benimsedi. Ben psikolojiyi hiçbir zaman bilmiyordum. Öğrendim. Öğrenmek için bütün gayretimi ortaya koydum. Kitaplar okudum. Efendim, mutfağımda bisküviler yaptım. Bisküviciliği öğrenmeye çalıştım. Ve ona rağmen tabii hiç bilmediğiniz bir konuya girdiğiniz zaman başlangıçta büyük güçlükleriniz oluyor. Büyük problemleri çözmeniz icap edebiliyor. Ama gençliğin vermiş olduğu heyecanla ben iyi bir öğrenciydim, iyi bir çalışmayı çok seven bir insandım. Çok özel şeylerim olmamasına rağmen, yeteneklerim olmamasına rağmen çok çalışkan bir çocuk olarak şimdi de çok çalışkan oldum. Ve başlangıçtaki rakiplerimiz çoktu tabii, bizden çok daha önce işe başlamış olanlar vardı. Zaman zaman 80 yaşına gelmiş bir insan olarak düşünüyorum. Ben ne yaptım da eti ortaya çıktı diye sorduğum zaman çok samimi söylüyorum size. Ondan fazla bir şey yapmadım. Sadece ben karakterim çalışkan bir insanmış. Efendim yani böyle çok zeki bir insan hiçbir zaman olmadım. Ama demek ki konsantrasyonum varmış ve çalışkan bir insan olma şeyim varmış ve sadece çalıştım ben. Etiği ben yaratmadım. Etiği Eskişehir'e yarattırdık. Eskişehir bize gösterdiği şeyle, ilgiyle etiği çok süratli bir gelişmeye döndürdü. Ve Eskişehir yarattı bunu ve ben bir türlü şükranım Eskişehir'e.